Hayatı zorlaştırma. Tamam. Yapma bunu. Anladık, bu çok insani. Hemen geri dönüşünde görürsün. Çünkü dönüyorsun, aynı yerde dolanıyorsun. Dünya dönüyor. Ama bir de dönüş var. Dönecek dönecek, hiç dönünmeyen bir yere koyacak. Esas dönüşün olduğu yer. Kur'an ifadesiyle söylüyorum. Me'ad. Me'ad. En son dönülecek yer. Oraya döneceğiz bir de. Ya gel, Allahsız kalmayalım ya. Hocam ne diyorsun ya, bize Allah... Ağızda değil. Ekmek, 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 ekmek. Oo çok yedim diyor musun? Ekmek, ekmek, ekmek. Oo tamam, bir daha bir de ekmek diyemem çünkü şiştim diyor musun? Sözle doyuyor musun? Doyamıyorsun. Ama bak, o sözle anmanın da bereketi var mı? Ekmek demediğin müddetçe de adam ne istiyorsun kardeşim diyor. Allah de, zikrinde, işinde de olsun ama. İşinde de olsun ki aynı ekmek dediğin zaman yetmiyor. Nasıl 2-3 lokma yiyorsun da doyuyorsun? Ancak o zaman anlıyorsun. Allah de ve Allah muhabbetini al. Kapanışı böyle yapıyorum. Hazreti Mevlana'nın muhteşem bir sözü var. Kur'an tefsiri gibidir sözleri. Alim. Tabii. Ona cahil diyenlerin kendisi kör cahildir, kör. Kör cahildir. Zaten bak böyle onlara. Sadece kendileri öğrenmiş. Böyle bir afra tafra. Hiç böyle Müslüman beğenmez. Cemiyette de bir şey, konuşmaktan da bir şey yapmazlar. İnan ki bak öyle. Sen de öylesin diyebilirsin. Senin görüşün. Ama yok yani. Şöyle sadece o olmaz. Bu İslam mı, bu din mi? Siz ne anlıyorsunuz ki? Gerçek İslam falan. Yani sen misin? Sen misin yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ahir zamanda en şerliniz kimdir biliyor musunuz diyor. Artık iş bozuldu, doğru dürüst adam kalmadı diyen adamdan kendinizi sakının diyor Resulullah. Neden? Kendisini satıyor. Bir adam düşün mesela, gidiyorsun dükkanına. Fatih işler nasıl? Abi yok ya. Vallahi ben sana söyleyeyim, piyasa bitti. Bitti abi, söz yok abi ya. Bir tane namuslu tüccar kalmadı abi. Diyorsa bir adam otomatik olarak ne diyordur? Bir tek kendisi var. Efendimiz buyuruyor ki o adamdan sakınınız. Aynısı başıma geldi. Öyle bir oturttular ki böyle güzel böyle bir şeye. Hiç bu da abi ya. Dinlemedik Resulullah'ı. Dinlemedik. Kendisine çıkartıyor yolu çünkü. Olmaz. Şerlidir diyor. Sakının diyor zaten Efendimiz. Şerlidir, sakının. Affedersiniz. Hazreti Mevlana'nın sözü, artık gidiyoruz son dakikalar. Bakın söze bak şimdi bak. Ben deniz çok çok kitap okumadım. Yani nice kitap okuyan alimler vesaire o kadar okumadım. Ama okuduklarım içerisinde bu sözün benzerini görmedim henüz. Yanlış hatırlamıyorsam Fihi Mafih'te geçiyordu. Ya Mecalis-i Seba, yani o ikisinden birinden, metinden. Ne diyor bak biliyor musun? Resulullah zamanındaki ashab-ı kiram, Efendimizin sohbetine erenler için sana şunu söyleyeyim. Ey kardeş, onlar Kur'an-ı Kerim okumuyordu. Bir dakika. Ne? Şimdi yanlış okudum zannettim ben. Onlar Kur'an-ı Kerim'i okumuyordu. Devam ettim, satır şöyle devam ediyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'i adeta yiyorlardı. Ve izahını şöyle yapmış. Bir insan ağzına ekmek alsa, affedersiniz, çiğneyip tükürse, bir fırın ekmeği bile bitirebilir mi? En fazla ağzı kurur biraz. Ama yapabilir mi bunu? Bir adam desen ki çiğneye çiğneye, affedersiniz haşa zurdan, şu anda ikrah etmenizi istemem. Çiğneyip tüküren bir insan düşünün. Bir fırın ekmeği, 100 tane ekmeği bitirebilir mi? Tüketebilir mi? Tüketir. Peki diyor, bir insan kaç ekmek yiyebilir? İştahı var, yarım ekmek yedi. Anormal iştahı var, 2. Tuhaf bir adam, 5, tamam. Ondan sonra ne olur? Sen diyor kardeşim, Kur'an-ı Kerim'i ağzında geveliyorsun. O Allah'ın sana söylediği kıymeti ve ahlakı hayatına tatbik edemiyorsun. Cemiyetine, etrafına, sosyal müesseseleriyle bunları kuramıyorsun. Evet,
Senin yaptığın Kur'an'ı ağzına alıp konuşup gitmektir. Ekmeği al, çiğne tükür. Ekmeği al, çiğne tükür. Ashab-ı kiram öyle değil ki. Onlar yiyordu diyor Kur'an'ı. Yiyordu. Biliyor musun sen? Acayip bir şey söyleyeceğim. Şu anda kime konuştuğumu bilmiyorum. Bazı isimleri andığımda ilk defa duyanlar bile olabilir. Risk alıyorum burada ben. Risk. Ama kayıtlara geçsin istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bir rivayette 3 sene, lütfen dinle bak, 2 dakika. Bir rivayette 3 sene, bir rivayette 5 sene. Bakara suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Hemen başında Fatiha'dan sonra başlayan. 50 sayfa kadar, 50 sayfa. Hazreti Ömer bir gün bakmışlar ki her yerde etler dağıtılıyor. Kurbanlar kesilmiş, develer kesilmiş. Ne oldu diyorlar ya, böyle bir ziyafet. Fakir, fukara, herkesin evine böyle koca kaplarda etler gidiyor. Diyorlar ki Ömer bir şükür edası için onlarca kurban kesti. Ne şükrüymüş bu? Sure-i Bakara'yı ezberlemiş diyorlar. 5 senede. Arkadaşlar bu imkansız, biliyor musunuz? Hazreti Ömer için bu imkansız. Bak şimdi şöyle bir örnek vereyim, anlayacaksın. Hazreti Ömer kim? Radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in yanında bir adam 200-300 beyitlik şiir okusa, duyduğu zaman ezberliyor. Duyduğu zaman ezberliyor. Kur'an-ı Kerim'in Mekke'ye indiği zamanda hem okuma hem yazma bilen 20-25 kişiden birisi. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh. O yüzden 5 senede ezberlemesi imkansız derken şunu söylüyorum. Okuduğunu ezberleyen bir insan. Böyle bir hafıza var. Müthiş, mega, üst, en üst. Ne demek bu 50 sayfayı 5 senede ezberlemek? Anladığımı şimdi tam oturdu demiş yani. Anlayabildim. 5 sene. Ya hocam benim o kadar vaktim yok. Bu sıralar neyle meşgulsün? Çok mu meşgulsün yani? Al işte. Bir derbi maç oldu. Kadir Gecesi'ne denk geldi. Soruyorum. İki oynayan tarafta durumdan memnun değil. Yine geldin Kadir Gecesi'yle Ramazan'la baş başa. Aslında hiçbir şey değişmedi. Şimdi gel bir de Sümbül Efendi'yi anlat üstüne. Mevzu tamam olsun. Sümbül Efendi Hazretleri İstanbul'da Koca Mustafa Paşa'da muhteşem bir zat. İstanbul'un böyle manevi direkleri var. Tabii sen sadece fay hattına bakıyorsun. Ana artel caddelere falan bakıyorsun. İstanbul'un 7 tepesinde 7 ayrı böyle hakim bir nevi şeyler var sur içinde. Ayrıca her bir yerinde insan yaşayan her yerde muhakkak Allah Teala bir Hazreti insanla orayı anılır hale gelmiş. İstanbul hususi bir yere sahip. Hiç kimse gücenmesin. Ülkemizin göz bebeği. Her şeye rağmen.